Merhaba arkadaşlar, videomuza pesto sosu alarak başlıyoruz. 105. sonun günün sonunda bizden bir malzeme almamızı istedi. Şimdi haberler. O yüzden açılış ekranını göstermedi arkadaşlar. Haberleri geçtik. Buradaki süremizi de bitirdikten sonra hadi gelin 106. güne başlayalım. Bir yorumumuz var. Bu pizza birbirine çok yakışan eşsiz bir malzeme kombinasyonuna benziyor gibi bir şey söylemiş. O burnuma leziz bir koku geldi. Bana bir pesto ve peynirli pizza. Tamamdır. Yeni malzememizle hemen bir sipariş aldık. Pesto sosumuzu sürdük. Peynirimizi ekliyoruz. Hadi fırına. Pesto sosu aldık arkadaşlar. 105. günün sonunda bizi direkt markete gönderdi. Pesto sosu ve karides vardı. Bizim de sadece birine malzeme fiyatımız yetiyordu. Biz de pesto sosunu aldık arkadaşlar. Siparişimizi hazırladık. Sonunda pesto soslu pizza yapan bir yer bulduğum için çok mutluyum ve sizinki de mükemmel olmuş. Gördüğüm herkese ne kadar memnun kaldığımı anlatacağım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Evet, Zozo'nun siparişlerine girelim. Hamsili pizzayı kabul edelim. Evet, birazdan yapacağız onu da. Hoş geldin. Of, o kırmızı tişörtlü çocuk karnımı acıktırdı. İki supreme pizza lütfen. Hepsi de 8 dilim. Tamamdır, hadi yapalım. Hamurumuzu açtık. Sosumuzu ve peynirimizi sürelim arkadaşlar. Ondan sonra gelin tariflerimize girelim. Evet, peynirleri de ekleyelim. Şimdi tarifler bölümüne girelim. Müşterimizi hiç sıkmadık. Ne diye sormadık. Çünkü Supreme Pizza'nın burada tarifi var arkadaşlar. Bakın neler diyor. Mantar, dolma biber, soğan, zeytin, sucuk ve sosis arkadaşlar. Hemen bu malzemelerimizi ekleyelim. Dolma biber, zeytin. Yani ilk 6 malzemeden istemiş arkadaşlar. Supreme dediğinde bundan sonra aklımızda bulunsun. İlk 6 malzeme, yani sos ve peynir hariç, yani onları da koyuyoruz. Ve ondan sonraki 6 malzeme. Yani o diğerlerini de sayarsak ilk 8 malzeme oluyor. Şimdi diğer pizzamızdan da hemen baştan başlayalım. Sucuk, sosis. Evet, mantar. Zeytin. Sırasıyla gidelim. Anlatmak istediğim buydu. Soğan. Ve dolma biber. Tariflerde hepsi var arkadaşlar. Çünkü 106. gündeyiz artık ve bugüne gelene kadar birçok pizza yaptık. Yaptığımız pizzaları da oraya kaydetti. Bu da paket servis pizzamız arkadaşlar. Onu da hazırlayalım. Çünkü onu da almaya gelirler. Hamsili bir pizzamız vardı. Onu fırına attık. Ardından diğer pizzalarımızı da fırına atalım. Supreme pizzalarımızı. Evet. Siparişimiz hazır. Onu hemen Zozo'nun siparişlerine koyalım. Müşterimizin de siparişleri hazır arkadaşlar. Siz de bu arada kanalımıza abone olup videomuza like atın. Çok memnun kalırız arkadaşlar. Evet, 8 dilim istemişti özellikle. Üzüldüm. Bu yasaklı pizza için cennetten kovulduğuma değdi ama afiyet olsun, güle güle. Oo, görevlerimizin çoğunu tamamlamışız arkadaşlar. Çok az bir görevimiz kalmış. Hoş geldin. Oo, bu zor işte ya. Matematik dersini seviyor musunuz arkadaşlar? Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Matematiği seviyorum ama bu oyunda matematiği sevemedim. Çünkü çok karışık anlatıyorlar. Aslında çok basit olan pizzayı öyle karışık anlatıyorlar ki bazen yapıyorum, bazen yapamıyorum. Evet, biz buna şimdi tamam diyelim.
artık pizzamızı yapmaya çalışalım. Çünkü bir düzine pizza demiş, 1 bölü 3'ünü 2'ye bölünmesini istiyorum demiş. Bir yarısında sosis olmalı ama sosisin sadece yarısı da kepekli olmalı diyor. İlginç. Bakalım yapmaya çalışalım arkadaşlar. Daha kepekliyi, kepekli hamuru açar açmaz fişimize tekrar baktık. Yani bunu hızlı bir şekilde böyle geçmek istiyorum hemen. Yarısına sosis koydum. Peynir eklemedim. Evet, bayağı da uzun anlattığı için. Peynir neden eklemedim bilmiyorum. Peynir istememiş miydi acaba? Ya da kendi inisiyatifimi mi bıraktım onu bilmiyorum. Şu an göreceğiz arkadaşlar. Sizce bu pizzayı beğenmiş midir? Birazdan beğenip beğenmediği ortaya çıkacak. Evet bakın, bir düzine dediğinde yani iki pizza istemiş. Bu ara sıra geliyor matematik sınavı için. Yani bu da bir bölüm aslında. Matematik sınavını geç diye bir bölüm yazıyor mesela hemen üstte. O da bize elmas kazandırıyor biliyorsunuz. Bir tane de böyle bir pizza yaptım. Diğerini 4 dilime bölmüştüm. Sanırım bunu da 4 dilime böleceğim. Evet bakalım. 4 dilime böldük. Siparişin yarısında sosis var. Onun da yarısı kepekli de olacak. Doğru gelmedi bana. Sonra yine geleceğim. Evet yine bir başarı kazandın diyor ama öğrenciye yardım et. Matematik sınavı öğrencisine yardım et diyor ama sanırım edemedik. Selam dostum. 5-15 siparişini alabilir miyim diyor. Yani bu hamsili. Bildiğin anne yemeği dağıtımında çalışıyormuşum gibi. Gerçek olamaz. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Evet, diğer siparişimizi de alabiliriz. Birazdan müşterimizin pizzasını yaparken onu da yapacağız. Bana 3 sucuklu pizza, ne kadar hızlı yapabilirsen o kadar iyi. Pizza.com. Evet, jüri üyelerine götürecekmiş sanırım, öyle anlamıştım. Zaten fişi tekrar kontrol edersek görürüz ama herhalde fişi kontrol etmemize gerek kalmayacak. Çünkü 3 tane sucuklu pizza hazırlayacağız. Ve hızlı olmamızı istemişti. Bu sebeple fırınımızı hızlandıracağız. Önce sucuklarımızı bir dizelim. 3 siparişimizi de hazırlayalım. Fırınımız pişirirken arkadaşlar. Evet bakın. Bunu daha önce oynadığım Halloween haftasında oynadığım ödüllerden kazanmıştım. Fırını yağladığında da daha hızlı çalışmasını sağlıyormuş. Evet 6 dilime böldüm ilk siparişi. İkinciyi de 6 dilime bölelim. Üçüncü siparişimiz de hazır. Evet. 9'u tadı, sıcaklığı hepsi o kadar iyi ki bu benden tam not olur. Teşekkür ederim. Evet başka siparişe gün kalmadı. Demek ki bir sonraki günde yaptıracaklar. 35.39 dolar kazanmışız. Teşekkür ederim. 106. günün sonundayız. Hoşça kalın kanalımıza. Abone olmayı unutmayın.